Ergibt sich mit iş ich weiß nicht, was ist cool daran. Ergibt sich mit Autoren, ich weiß nicht, was cool daran. Sonra Sağlık Bakanı ile görüşen bir milletvekilinin haberi Anadolu Haber'de. Acaba ne istedi? Etkinliklere düzen getirilmelidir. Bugünkü yazımı yazmaya hazırlanırken büyük emek verip önce birincisini ve sonrasında yok imkanlara ve alçakça paçaya yapışmalara karşın, ülkenin en büyük metropoli İstanbul'da onca etkinliği yapmanın haklı gururunu yaşarken altına imzamın yanı sıra gövdemi hatta geçirdiğim iki kazanın şahit olduğu canımı ortaya koyduğum birçok devasa etkinliğin fotoğraflı paylaşımları çıkıyordu. Yani Ardahan'ın, Ardahanlı'nın adını tarihe yazdığımız günleri hatırlatan sanaldaki anılar bugünkü yazının içeriğinin yanı sıra onca yaşanmışlıkları anımsatan fotoğrafları da bugünkü yazımın gündeminde belirliyordu. Ve nedense benim iki dönem aslan postuna bürünmüş kedicikleri kıskandıran federasyon başkanlığımdan önce gelişi güzel derneklerin kurulmaması ve bu derneklerin kurtuluş bayramı dahil federasyon dışında hareket etmemesini söyleyip, karara bağlayanı da hatırlıyordum. Çünkü onun başında olduğu federasyonun döneminde federasyonun kirasını ödemekten zorlanınca başkanlığı bana bırakmak zorunda kaldıktan hemen sonra gidip İstanbul Maltepe'de dernek kuran ve kurduğu derneği getirip federasyona üye etmeyenlerin niye kuruldu? Olur mu canım diye tepki gösterdiği yeni bir KAI derneğinin daha hem de aynı yerde yani Maltepe'de kurulduğunu görüyoruz. Evet, kafası esenin dernek kurup lobicilikten çok lobiye çorbası yaparcasına festival, şenlik ve şölen yaptığı şu zamanda yeni yaz ve saz etkinlikleri için şimdiden kollar sıvanmış olduğunu da izlemekteyiz. Bu işi meslek haline getiren birilerince neredeyse mahalle semt pazarcıları gibi her gün, her hafta bu yönde açılan sözde etkinlik tezgahlarının bunca içi boş yaz, saz ve dekaz kaz gece, günleriyle cırtık atıp, dururken yeni bir yaz öncesi sazların şimdiden tıntınlamaya başladıklarını da görmekteyiz. Ama ne hikmetse değil ulusal ve yerel medyaya sanalın bile ciddiye almadığı bol cırtıklı bu etkinliklerinin aslında köy gezilerini mana edip, memlekete yaz tatillerini geçiren insanların olduğu gibi siyasilerin ve biz gazetecilerin bile yetişemediği etkinliklerin yine aynı gün ve saatlere getirildiğini duyuyor, öğreniyoruz. Memleketimde Hoçvın yayla Şenliği ile başlayıp, Ardahan eski belediye başkanı Faruk Köksoy'un başkanın bugün hala ve kat kat daha çok sıkıntısının yaşadığımız ekonomik daralmaya öne sürüp tasarruf önlemi adı altında yapamadığı ama benim tetiklediğim dönemin federasyon yönetimince yapılmasına karşın birisini sayılmadığı Ardahan Bal Festivali ile sona eren yaz etkinliklerini birbirinden habersiz yapan belediye ve derneklerin bu durumun önüne geçmeleri için adım atmasının artık şart ve zorunlu bir durum olduğunu bilmeleri gerekir tüm ülkede olduğu gibi Ardahan'da da bu tür etkinliklere davet edilenlerin 50 parçaya bölünmesine neden olan aynı gün, aynı saatlerde yapılan bu içi boş pound etkinliklerin bu yanlışlıklar dolayısıyla beklenen ilgiyi de görmediğini söylemek, bilmek gerekir. Bu tür etkinliklerin amacının, bir araya geldik, balıkların içinde yaşadığı göl festivalinde tavuk eti pişirdik, eğlenip, saz çaldık, anlayışının dışına taşması ve en önemlisi çıldırlının göl'e" damallının Ardahan'a, Posofu'nun Hoçvan'a gelmesini sağlamaktır. Çünkü bu tür etkinliklerin amacının yöreyi, kültürü kendi dışında insanlara anlatmak, yaşatmak değil mi? Herkesin kendi festivalini, şöleninin, şenliğin yaptığı, kimsenin ne iş yaptığı bilinmeyen, görülmeyen bu yaz etkinliklerinin aynı gün, aynı saatlere gelmemesi için yapılacak tek şey bu etkinlikleri düzenleyenlerin, İzin verenlerin önce birbirlerine bir, alo, demesi yeter, artar bile. Sonra da, vay efendim bizim programımız aylar öncesi belliydi, onlar ele etti, deyip, işi içinde çıkılamaz hale getirmenin anlamsızlığına da dikkat çekerken, bu durumun en azında bu yıl bir hizaya gelmesini, getirilmesini umuyorum. Çünkü valilik, kaymakamlık ve belediyelerinde günlerine, saatlerine bakmadan izinlerini imzaladıkları yaz, sast, kaz etkinlikleri aynı gün ve saatlerde yapınca beklenen etkiyi göstermediği gibi insanları da bir hayli zorda bıraktığı bir gerçektir. Belediyeler, dernekler yetmez gibi köylülerin hatta sülalelerin bile düzenlemeye başladığı yaz, saz ve kaz etkinliklerinin içi dolu. İnsanı bol birer etkinlikler olması için bu önerimizin en azında bu yıl dikkate alınmasını ve daha yeni yeni hazırlanan programların programının bu yönde hazırlanmasını ben değil, tüm ülke ve Ardahanlılar istemekte. Evet, bu istek, bu arzu ve bu yazı yok imkanlarla yaz tatillerini Ardahan'da, ilçesinde, köyünde geçirmek isteyen tatilcilerin, biz gazetecilerin yanı sıra siyasilerin açık ve alenen isteğidir. Umarız ki bu çağrıyı dikkate alacak olan birbirinden bir haber yöneticiler, idareciler, dernekçiler bu isteği dikkate alır. Birer hafta ya da ay ara ile yapılacak içi dolu insanı bol birer etkinlik yaparlar. SMA tip bir hastası olan defne bebeğimize yardım için el ele olalım. Tekirdağ kapaklı ışıklar gayrimenkul Volkan Coşkun sponsorluğunda, gazeteci Fakir Yılmaz ve Özlem Şeyma Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu gazetecilerle gündem özel programına davetlisiniz saat 15 ila 17 arasında yapılacak olan yayında sizlerin destekleriyle defne bebeğimize destek olacağız. Tekirdağ Kapaklı Işıklar Gayrimenkul Volkan Coşkun sponsorluğunda yapılacak olan programa tüm hayırsever yurttaşlarımızın desteklerini bekliyoruz. Türkiye'de ve dünyada neler oluyor? Ülkemizin siyasi, ekonomik ve toplumsal tüm sorunları her hafta alanlarında uzman konuklarla Özlem Şeyma Yılmaz ve Fakir Yılmaz'ın hazırlayıp sunduğu gazetecilerle gündem programında konuşuluyor. Gazetecilerle gündeme bu hafta, Tekirdağ Kapaklı Işıklar Gayrimenkul, Volkan Coşkun sponsorluğunda, SMA hastası Defne Bebek için açılan destek kampanyasıyla sizi de davet ediyor. Gazetecilerle gündem Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi Uzman, Eczacı Taner Ercanlı'nın da konuk olarak katılacağı bu pazar saat 15'te Defne Bebek için açılan kampanyaya destek için ekranlarda olacak. Özlem Şeyma Yılmaz ve Fakir Yılmaz ile gazetecilerle gündem, her pazar saat 15'te sizin kanalınız Tempo TV'de. Ama bir de deprem bölgesine gidelim. Deprem bölgesine gitmeden önce bir gazete okuyalım. Korkma yılma dedik. Sırada Ardahan var. 250 kişi kapasiteli KYK yurdunun temeli atıldı. Göle'de öğrencilerin büyük sıkıntı yaşadığı yurt sorunu AK Parti Milletvekili Kaan Koç sözümüzü tutuyoruz ile büyük bir açılışa imza attı demiş Baran Yılmaz haberleştirmiş. Anadolu Haber'den hemen sonra